helal etmiyorum. Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanümanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu gözümün önünde parçalasalar, helal ederdim de. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah'ım, mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah'ım. Ya Adil, bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri, şimdi beni devirenlere parçalatıyorsun. Bu cellatları da kim bilir kimlere parçalatacaksın. Fakat ya Rahman, adaletinle tecelli edersen hepimiz kül oluruz. Bize acı. Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisi nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Ya Kadir, kundaktaki yavruyu almış kaçıran leş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak senin kudretine sığabilir. Leş kuşlarının gagasında kundak çocuğuna dönen milletimi kurtar Allah'ım. Ya Mabud, ömrümde tek vakit farz namazı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ama tek vakit namazım olduğunu iddiaya da nefsimde kuvvet bulamıyorum. Huzurunda eğileceğime kas katı kalıyorum. Ve duada ruh teslim edeceğime yatağımda kıvranıyorum. Sana kulluk gösteremeyen bu kulunu affet Allah'ım. Eğer yılları tesbih dizisince süren hükümdarlığımda seni bir kere anabildim, Resulüne bir kez bağlanabildimse, duamı o bir kere ve bir an yüzü suyu hürmetine kabul et. Ya Sübhan, şu titrek elleri kıyamet gününde sana ümmetim, ümmetim diye yalvaracak olan Habibinin eteğinde, şimdi milletim, milletim diye dilenen bu ihtiyarın duasını geri çevirme. Milletimi evvela basubadel mevtsiz bir ölümle yok etmeye götüren sahte kurtarıcılar ve sahte kurtuluşlardan kurtar ve ona bir gün gerçek kurtarıcıları, gerçek kurtuluşu nasip eyle. Benim artık bu dünya gözüyle görebileceğim hiçbir saadet ümidim kalmadı. Bari felaketi olsun bana daha fazla gösterme Allah'ım. Ayakta duramaz haldeyim. Vadem ne gün dolacak Allah'ım. Bu belgesel burada bitti.